Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat şu anda 6:30. Sorumuzu hazırladım ve Instagram'dan hikaye olarak attım. Birazdan cevap postunu hazırlayacağım ve gün içerisinde saat 2 civarında paylaşmayı düşünüyorum. Gün içinde çekebilirsem minik videolar çekeceğim, vlog haline getireceğim. Niyetim bu şekilde, bakalım. Yapabilirsem inşallah sizlerle de paylaşırım. Görüşmek üzere. Saat şu an 7:50 arkadaşlar. Eşimi kahvaltısını yaptı ve işe yolladım. Şimdi ben de kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımda bir smoothie bowl tarzı bir şey var. İçerisinde yeşil elma, yoğurt, keten tohumu, yulaf gibi şeyler var. Diyetisyen takibinde yaptığım bir tabak. Yine detoks suyum da aynı şekilde diyetisyen takibinde. Gözümüzle baktığımız, kulağımızla dinlediğimiz her şey kalbimize akıp orada iz bırakır. Göz ve kulak yoluyla kalbimize akan görüntü ve sözlerden bir kısmını içimizde atarız. İçimizden atarız. Ama pek çoğu da oraya yerleşir. Bazen göğsümüz daralır ve dinginliğini yitirir. İçim sıkılıyor, canım hiçbir şey yapmak istemiyor deriz. Ruhumuzdaki bu dalgalanmaların neden kaynaklandığını çözemeyiz. Bu tür hislerin temel kaynağı yanlış tercihler yapmış olmamızdır. Örneğin faydasız şeylere çok vakit harcayıp kalp kabımızı doldurmuş olabiliriz. Ya da huzursuzluk veren düşünceleri zihnimizde tutup kalbimizi etki etmesine izin vermişizdir. Bazen de geçmişte yaşadığımız üzücü olayları hayalimizde tekrar canlandırarak ruhumuzda yeni bir etki bırakmasını sağlamışızdır. Bu hatalara düşerken diğer taraftan istediğimiz zaman kolayca kendimizi bunlardan kurtarıp faydalı şeylere yönelebileceğimizi zannederiz. Ancak gerçeklik bu değişimi sağlamanın sandığımız kadar kolay olmadığıdır.
Faydasız her şey ruhumuza sıkıntı ve baskı oluşturur. Bu iç sıkıntısını iyileştirmeden istesek de hemen olumlu işlere yönelecek kalp aktifliği sağlayamayız. İlk olarak gözümüzün, kulağımızın ve zihnimizin filtresini yeniden aktive ederek biriken olumsuz izleri temizleyecek ibadetlere yönelmeliyiz. Bu şekilde kalbimizdeki olumsuz etkileri azaltıp onu daha olumlu ve faydalı şeylere yönlendirmeye hazır hale geliriz. Neden bilmiyorum ama kitap okurken dikkatimi toplamakta biraz zorlanıyorum. Yani bir sayfa okurken aklımdan bir sürü şey geçiyor. Yahut telefona dalıyorum, bir şey oluyor. Bildirimleri de kapatmak istemiyorum sonuçta. Paylaşım yaptığım için. Bir soru vesaire gelirse dikkat edebilmek için. Ama böyle hemen dikkatim kayıyor. Nerede olduğumu unutuyorum. Bazen aynı sayfayı tekrar okuyorum vesaire. Öyle, şimdi çayın yanında birazcık leblebi koydum. Beyaz leblebi. Sabah kahvaltısında fındık yemem gerekiyordu. Fındık yemediğim için onun yerine leblebi koydum. Yani olmadığı için evde. Öyle bakalım, biraz daha kitap okumak niyetim. Sonra yatak odasını falan toparlayacağım. Şimdi yatak odasına geldim. Masamın üstü bayağı yanık. Onları düzenleyeceğim. Ardından odayı süpüreceğim. Toz alacağım. Ve kendi kıyafetlerimi baştan sona bir katlamayı düşünüyorum. Yani dolabın içi de biraz dağılmıştı. Onu halledeceğim inşallah. Selam arkadaşlar. Şimdi ara öğünümü yapacağım. Çok yoruldum ciddi manada. Yatak odasını süpürdüm, tozunu aldım. Toparlanması gereken eşyaları toparladım, düzenli hale getirdim. Gereksiz şeyleri attım. Sonra hemen salonu, ondan sonra çalışma odasını, oturma odasını ve mutfağı da bir elden geçirdim. Çok derine girmeden. Zaten kanter içinde kaldım o bile. Zaten hava sıcak. Şimdi ara öğünümü yapacağım. 12.30 gibi de büyük ihtimalle çıkmam gerekecek. Çünkü toplantı var. Zümre toplantısı. Şimdilik bu şekilde. Birazdan hazırlanacağım. Eşim geliyor. O yüzden yemekleri ısıtmaya koydum. Dünden yemeğim vardı. Kendime de bir kahve yapıyorum. Çünkü biraz uykum gelmeye başladı. Bir kahve içmem gerekiyor.